Zarif adamların zarif hikayeleri vardır. Hayatlarının küçük bir anında bile zarifliklerinden ödün vermezler. Ve o küçük anlar ve anılar sonraki nesillere bir örneklik olur, bir örneklik taşır. İşte Cahit Zarifoğlu ile eşi Berat Hanım arasında böyle küçük bir an yaşanır. Berat Hanım bir gün, "O kadar şiir yazıyorsun, bana bir şiir yazmadın," diye sitem eder zarif adama. Ve karşılığında Cahit Zarifoğlu tebessüm ederek bir kağıt kalem ister ve şiir yazmaya başlar. Berat Hanım şu şekilde anlatıyor kendisine yazılan şiirin hikayesini. "Cahit Bey evde hep daktilo başında sürekli yazı yazardı. Ben de bir gün biraz sitem ederek dedim ki, o kadar şiirin var, devamlı daktilo başındasın, bana bir şiir yazmadın. Hemen kağıt kalem istedi, bana şiir yazacakmış. Birden utandım, mahcup oldum. Hem ben söyledikten sonra yazmasının ne kıymeti var diye içimden geçirdim. Kağıt kalem getirmeyi kabul etmedim. Ama o çok ısrar etti ve kağıdı kalemi alıp başladı şiir yazmaya. Bir anda ne yazacaksın, şiir öyle yazılır mı falan diye itiraz etsem de, şair adamım, ilham beklememe gerek yok, hemen yazacağım," diyor ve hala sitemime gülüyordu. Şiirini tamamlayıp uzattı kağıdı. "Bu şiir senin," dedi ama kabul etmedim. Öyle ben söyledikten sonra adıma yazılan şiirin kıymeti mi olur diye düşündüm. Hala da öyle düşünürüm. O yüzden çok kıymetli bulmam o şiiri. Şair arkadaşları çok güzel bir şiir deseler de benim fikrim hala aynı. Cahit Zarifoğlu şiiri yazmış yazmasına ama belli ki Berat Hanım'ın gönlünü alamamış. Gelin hep birlikte yazılan o şiire kulak verelim. Ey Berat Hanım, otur şöyle, nefes al, dinlen ve anlat, ne var, ne yok, halin nasıl? Eğer dersen vaktim yok, dilim yorgun, çamaşır dağ gibi, bulaşık bir ziyafet sonrası kadar çok ve çocuklar aç, uykulu ve huysuz, o vakit koştur, didin, İşin bitince otur. Sonra anlat, halin nice, keyfin nasıl? Ey Berat Hanım, dersen ki bu ne zalim adam, halimi bilmez, halden anlamaz, küçük bir şeyi mesele yapar. Ne büyük yalan. Doğrusu var hakkın. Ne etsem, ne yapsam, kollarını bilezik, boynunu kordon, ayağını hal hal donatsam, yine hakkın kalır. Bizi hoş görünüz, sabırlı olunuz, çocukları dövmeyiniz, zinhar beddua etmeyiniz, suizan değil, hüsnü zannediniz. Ve acaba ikaz ettik, hata mı ettik?